Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün pratik lezzetler serisiyle devam ediyoruz arkadaşlar. Bir marketten satın almış olduğumuz pepino ile bugün karşınızdayım. Şu şekilde. Biz de ilk defa deneyeceğiz arkadaşlar. Ee, şöyle de güzel ambalajlı yapmışlardı. Adet fiyatı da 6.90'dı. Adet olarak satılıyordu. Biz de açıkçası merak ettik. İnternetten de araştırma yapalım dedik. Birçok da rahatsızlıklara, hastalıklara faydası varmış arkadaşlar. Tabii ki hiçbir şey nedensiz yaratılmamıştır. Her derde deva olacak diye arkadaşlar deniyoruz elimizden geldiği kadar imkanlar dahilinde. Şimdi biraz faydalarından da bahsedelim. Eşim de bir taraftan soymaya başlasın. Önceki şöyle arkadaşlar, yıkadık tabii ki. Burasını da tekrardan takmıştık süslü püslü olsun diye. Tropik bir meyve arkadaşlar. Şimdi eşim bir taraftan dediğim gibi kabuğunu soyarken biz de faydalarından bahsedelim. Güney Amerika'da yetişme koşulunun tam anlamıyla sağlayan fakat son yıllarda da Türkiye'de de iklim iklim koşullarına uyum sağlayan bir e, tropik meyveymiş arkadaşlar. Hem süs bitkisi olarak hem de yenilerek tüketilebiliyormuş. Kullanılıyormuş. Tadı da kavuna da benziyormuş arkadaşlar. Bu şekilde kabuğu son dilimlenip dilimlenip kurutabiliyormuşuz da bu şekilde taze de yiyebiliyormuşuz. Uyku bozukluklarına, sinir sistemine arkadaşlar e, iyi geliyormuş. Sonrasında enfeksiyonlara iyi geliyormuş. Kan şekerini dengeliyormuş arkadaşlar. Şeker seviyesini koruyarak ansızın gelen acıkmalara karşı da önlüyormuş. E, potasyum konusunda da oldukça fazlaymış arkadaşlar. Kan yapıyormuş. Kansızlık için demir eksikliği içinde de tabii ki yine her zaman dediğimiz gibi doktora danışılarak tüketilmelidir. Her şeyin fazlası da zarar tabii ki de. Enerji deposuymuş. Yorgun ve bitkin hissetmemek için pepino tüketmek tüketmemiz öneriliyormuş arkadaşlar. E, Tabi bulursak inşallah C vitamini açısından da oldukça yüksekmiş. Böbrek taşlarını da eritiyormuş. Buradan annem seyrediyordur mutlaka e, izliyordur. Onda da böbrek taşı var. E, hemen bime koşsun alsın vallahi bir kasa kaldıysa. Ee, yapısındaki C vitamini sayesinde kalsiyum, potasyum ve diğer mineraller böbreğin daha iyi çalışmasını destekliyormuş arkadaşlar. Bu sayede bunları da öğrenmiş olduk. Kum ve taş sorunları bu meyveyi tüketerek e, sorunlarına da yardımcı destek olunuyormuş. Şimdi eşim de bir taraftan dilimlemeye başladı bile. Şöyle iç yapısını deme gösterelim. Aynen dedikleri gibi kavun gibi arkadaşlar. Hatta bir tane şöyle ben alayım. Şöyle dilim olarak da göstereyim, iç kısmını da göstereyim. Vallahi kokusu da sanki e, böyle kelek gibi arkadaşlar, kavun gibi. Valla mis gibi bir kokusu var. Şöyle içinde de gösterelim. Kalp gibi de oldu. Tadına da bakalım. Aynı arkadaşlar dediğim gibi hani kelek yediyseniz kavunun olmamış hal böyle küçük küçük kabuklarıyla yediğimiz kelekler var. Aynı onun tadı gibi. Valla ben bundan sonra sürekli buldukça alırım diye düşünüyorum. Öncesinde ön yargıyla bakmıştık ama e, bu ne acaba falan yenir mi yenilebilir mi tadı tuzu var mı acaba diye. E, çünkü diken Lincir'de falan da öyleydi. Herkes çok met ediyor ama bir türlü bize ağaçlar çok fazla olduğu yerde bulunduğumuz e, ilçede. Ama bize uyan bir tat değil de fakat bu gerçekten bize uyan bir tat arkadaşlar. Kelek gibi dilimleyip şöyle mis gibi de tüketebileceğimiz bir lezzet. Hemen şöyle tabaktakileri de göstereyim. Bir meyveden bayağı da çıkıyor arkadaşlar. Biz beğendik açıkçası. Umarım sizlere de fikir olur. Hoşunuza gider. Beğenirsiniz. Her gün yayındayız arkadaşlar. Evimizde mutfağımıza yaptığımız tarifler sunumlar yanı sıra pratik lezzetleri de deniyoruz. Yaptığımız alışverişleri de çekiyoruz. Zaten en güzel kazancımız siz değerli arkadaşlar dostlar ediniyor olmak oluyor. Allah hepinizden razı olsun. E, desteğini esirgemeyen yanımızda olan beğeni yorumlarıyla yalnız bırakmayan herkese çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız cansınız. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Her her şey o güzel gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.